Arkadaşınızın sorusu diyor ki, yani set ve setler nasıl çalışıyor? Bir bitler, iki bitler, hafıza zamanlarındaki değerler ne? Onları diyor net oturtamadık. Şimdi sizin önce şöyle bir Amerikan normunu çizelim. Bu sizin normal K kontaklarını, kontaklarını çalıştırdığınız değer, öyle değil mi? Evet. Evet. Tamam. Buradan piyasayı çiziyorum. Piyasayı çizdiğim devre ise bu. Ne diyoruz? Input 0.0, input 0.1, Q 0.0, Q 0.0. Ne oldu? Input 0 bile basıldı, Q 0.0 çalıştı, burayı kapadı diye anlatıyoruz. Öyle değil mi? Aslında bunların her birinin hafızada tuttukları bir alan vardır. Mesela inputlar. Tamam mı? Bu ne? 0.0, 0.1, 0.2 veya Q'lar. Tamam mı? 0.0, 0.1, 0.2, bu da devam ediyor. Olay şu, bu sistem elektriksel olarak çalışmıyor. Tamam mı? Buradaki sistem, yani elektrik buralardan geliyor, kablolardan kıvrılıyor, geçiyor, çıkışa yansıyor diye bir şey yok. Tamam. Şimdi önemli olan inputların klemenslerinde, hani yukarıda görüyorsunuz ya klemensler, ledler yanıyor siz enerji verdiğinizde, enerjinin olup olmamasıdır. Enerji varsa onun değeri 1'dir. Tamam mı? Enerji yoksa değeri onun 0'dır. Tamam. Şimdi 0.0'da da 0.1'de de enerji yok. Başlarım yazılım yapmaya, çalıştırmaya. Geldi, enerji var mı? Yok, bu şekilde kaldı bu. Tamam mı? 0. 0'da normaldeki hali yapılıyor. Normaldeki hali ne bunun? Kapalıydı, kapalı. Geldim, buna devam ettim. Normalde açık mı? Açık. Hafıza alanı 0 mı? 0 olmasını sürdürüyor. Devam ediyorum. Burada bir enerji akışı yok. O zaman buna enerji akışı yoksa bunu çalıştıracak herhangi bir durum yok. Diyor ki bunun da değeri de 0'dır diyor. Program sonundan çıkış maç bütünü yazıyorduk ya. Diyor ki ya diyor Q 0.0 diyor, piyasa çıkışı 0. Benim diyor çıkışım 0'sa diyor Clemens'e enerji vermeyeceğim ben diyor. Bakıyorum Clemens'inde, çıkış Clemens'inde bu sefer led yanmıyor. Geliyorum, input 0.1'in bağlı olduğu girişe basıyorum. Yani input 0.1 klemensine ben enerji veriyorum. Input 0.1 klemensine enerji verdiğimde input 0.1'i ben ne yapıyorum? 1. 1 yapıyorum. Input 0.0 hala ne? 0. Geldim, buna 0 dedim, kapalısın diyorum. Tamam mı? Devam ediyorum. Input 0.1, aa 1 bu. 1 olduğu için konum değiştirir diyorum. Tamam mı? Q0.0'a enerji akışı var diyorum. Q0.0'ın hafıza alanındaki yeri bu sefer 1 oldu. Dönüyorum aşağıya. Q0.0 0 iken açıktı. Ama şu anda baktığımda ne görüyor onu? 1. 1 görüyor. Ya burayı da kapadım ben diyor. Aşağı doğru yazım gidiyor. Tamam. Daha sonra bakıyorum program sonunda Q0.0'ın çıkışı veya değeri 1. O zaman diyor ki ben bu klemense enerji atacağım. Ve klemensteki ışığı veya ledi görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi devam ediyor yazılım. Elimi çektim o ara. Çekince input 0.1'e vermiş olduğum enerji kesildi. Yine klemensimde enerji yok mu şu anda? Başlangıçta olduğu gibi. Geldi, bana dedi ki sen sıfırsın. Yani kapalısın. Buna geldi, dedi ki ya sen sıfır olmuşsun. Eski haline, yani normal haline geri geldi. Normal neydi bu? Açıktı. Açıktı. O haline geri geldi. Tamam mı? Devam ediyor ama aşağıda ne kapalı? Q0.0 kapalı. Çalışmasını sürdürüyor. Ve hala 1. Hala 1. Bu sefer geliyorum ben. Input 0.0'ın girişindeki butona basıyorum. Yani input 0.0 klemensine enerji veriyorum.
input 0 nokta 0 kremensinde enerji olduğunda hafıza alanındaki değer 1 oluyor. Geliyor bu sefer bakıyor. A diyor senin yeni değerin diyor 1 olmuş diyor. Tamam mı? O zaman diyor sen de 1 olduğun zaman diyor konu değiştirirsin diyor. Tamam mı? Devam ediyor. A sen 0'sın diyor. Zaten açıksın diyor. Eski halinde. Ama bu sefer diyor ki ya diyor ben diyor enerji akışını kestim. O zaman bunun hafıza alanındaki yeri bu sefer 0 oluyor diyor. Geliyor buraya da 0'ı tekrar yazıyor. Aa bu 0 olduğu için normal haline geri geliyor. Ben bunu normalde ne koymuştum buraya? Açık koymuş. Bu sefer program bitince Q0.0'ın çıkış imaj bütününe 0 yazdık mı? Evet. Yazdık. Gidiyor diyor ki sen 0'sın. Yani çıkışında renk yanıyor muydu? Çıkış var mıydı? Renk kesiyor. Enerjiyi kesiyor çıkışından. Hafıza alanındaki değerleri bu. Ha set reset ne yapıyor? Input 0.1 ile setliyorum Q0.0'ı. Input 0.0 ile resetliyorum Q0.0'ı 1.1. Bu ne demek biliyor musun? Input 0.0'a bastığımda Q0.0'ın değeri ne oluyor? Bastığım anda 1 oluyor mu? Evet. Bu aslında ne demek biliyor musun? Ya ben senin değerini bir daha 1 yaptım. Bir daha ben sana bakmayacağım her dönümü demek. Veya programın devamında. Burada neydi? Her dönümü de bakıyordu çıkışa. Ha 0'sa 0 olduğunu sürdürüyordu. Burada öyle yapmıyor. Ha, burada da yazılım öyle yapıyor ama bizim anlayacağımız şey şu. Ya diyor ben senin diyor hafızalarını 1'e attım diyor. Sen de bundan sonra 1 kalacaksın diyor. Tamam mı? Bu 1 kaldığında hani burada bakıyorduk ya değerine sen 1 misin 0 mısın? Bununla ilgili tüm işlemlerdeki değer 1 olarak kalıyor. Tamam mı? 1'sin artık diyor sen. Kontak açık görürse kapıyor, kapalı görürse açıyor. Reset yaptığında da diyor ki ya diyor senin diyor hafızanın yeni değerin diyor artık diyor 0 oldu diyor. Tamam mı? Geçiyor ondan sonra. Bunu tekrar setlememe gerek yok. Hafızalarına gittim ben bunu 1 attım. Bitti diyor ya. Yani bu şuna benzer. Senin adın Ali diyorum. Sana bir daha ben veri diyene kadar senin adın Ali. Her dönemde sana Ali'sin. Ali'sin demiyorum. Demek senin bak bundan sonra senin adın Ali. Seni Ali diyebileceğiz. Ondan sonra geliyor başka bir şart. Sen bundan sonra veri oldun diyor. Seni veri olarak diyeceğiz diyor. Tamam mı? Bir kere atıyor, ha bir kere benim sana Ali demem yeterli. Yani bunu bir çevirip görmesi yeterli. O yüzden anlık set alıyor veya o yüzden anlık reset alıyor. Ben sana Ali'sin diyorum, bitti. Anlatabiliyor muyum? Bir kere söylemem yeterli. Bunun bir kere seti görmesi yeterli. Veya bir kere reseti görmesi yeterli. Anlaşıldı mı? Evet. Hafıza alanında gidiyor, sıfır veya bir değer atıyor. Ondan sonra o kalıyor orada. Ta ki onu başka bir şeyle değiştirene kadar. Tamam. Gelelim şu aşağıdaki 1, 2, ne? Siz şuraya D koyduğunda, bak şuraya D koyduğunda, bastığımda Q0.0'ın LED'inin yandığını görüyorsunuz ama yazılımda izlerken burası yok. Mavi değil. Öyle değil mi? Evet. Bu ne biliyor musunuz mu? Bu şu. Bu enerji akışını izliyorsunuz siz orada. Şuradaki enerji akışını izliyorsunuz. Enerji geliyor, bir çevir veriyor. Hani az önce dedik ya 49'u atlarız diye, zaman öylesinde atlıyor. Hayır atlıyor diye gitmiyor. Ekran yenileme hızın o değil.